Öncelikle Mudanya'nın en güzel lokasyonlarından biri olan Yıldıztepe'deyiz şu an ve meclis toplantınızı da burada gerçekleştiniz. Öncelikle tesis hakkında bir kısaca görüşlerinizi alsak. Yani burada yapma amacımız, söyledim meclis toplantısında da, o kadar çok iş yaptık ki. Sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin en çalışkan belediyelerinden biri olarak yaptığımız hizmetleri tanıtımda bazıları anlamazlıktan geldi. Ve yerinde meclis toplantılarını yaparak o söz söyleyenlerin, görmeyenlerin görmesini sağlamaya çalıştık bir taraftan da. Tabii ki burası dünyanın en güzel yeri. Mudanya, Yıldıztepe. Bu tesisle ilgili yaklaşık 2 yıla yakın bir süre çalışma sonucunda bu hale geldi. Öncesinde burası toprak yığınlarıyla, çöple doluydu. Bizden önceki yönetimlerin, o harami hırsız döneminin insanlarının ceplerini doldurduğu bir yerdi. Biz hepsini temizledik, tertemiz yaptık. Deniz seviyesine kadar inerek bu tepenin güçlendirilmesi yapıldıktan sonra da üst yapılara gelindi. Ve üst yapılarda tamamen kendi belediyemizin çalışanları, mühendisleri, mimarları tarafından çizilerek ve yine ihale sonucu kendi elemanlarımızın kontrolünde bugünlere geldik. Tesis için belli bir tarih var mıdır? Ve katılım için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da davet edeceğini söylemiştiniz. Daha önce davet etmiştim. Hem sevgili Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i davet etmiştim. Olumlu bakmışlardı. Dün akşam da Bursa'ya ziyaret için gelen Veli Ağbaba Başkan Yardımcımız, o da tesisi gördü. Genel Başkanımıza ileteceğini ve önümüzdeki süreçlerde kurdeleyi keseceğimiz, açılışını yapacağımız günü beraber kararlaştıracağız. Yakında müjdeleyeceğiz o zaman. Eğer siyasetin şeyi, sıcaklığı izin verirse tabii ki. İnşallah sağlığınızı sıcaklığı. İnşallah. Peki denizde hazır arkamızı almışken çok gündemimizde olan bir konuyu soracağım. Bu yıl denize girebilecek miyiz? Mudanya'da müsilajla alakalı durum nedir? Geçen yıl biliyorsunuz müsilajla ilgili çok yoğun bir süreç yaşandı. Elimizden geleni yaptık. Yetki büyükşehirde olmasına rağmen biz kendimiz bir ilçe belediyesi olarak hem kendi imkanlarımız hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun destekleriyle beraber bu Mudanya Körfezi'nin temizliğiyle ilgili çok önemli bir çalışma yaptık. Uzun süreli oldu. Tabii ki bu yıl yine erken başladık. Bir deniz çalıştayı yaptık. Şu ana kadar çok fazla olmamakla birlikte az da olsa müsilaj görünüyor. Ama yapacağımız o bilimsel çalışmalar ışığında sadece Türkiye değil, uluslararası bilim insanlarının desteğiyle, önerileriyle beraber sualtı bilimsel çalışmalar yapılacak. Ve o çalışmalar sonucunda sadece Mudanya Belediyesi'nin değil, bütün Mudanya Marmara Denizi'ni çevresinde olan bütün belediyelerin katkılarıyla Marmara'yı kurtarmaya çalışacağız. Çok uzun süreli bir iş. Başarabilecek miyiz kısa vadede? Başarmamız gerekiyor. Başaracak mısınız derken başarma inancım var. Çok uzun süreceğini biliyorum. Bu diğer belediyelerin de katkılarıyla, destekleriyle bu Marmara Denizi'ni kurtarıp mavi bayrağı bütün kıyılarına asmamız gerekiyor. Çünkü çok uzun sürmesinin nedeni yıllarca hep pisletilmiş. Yani arıtma tesisi diye sadece pislikler deplase edilmiş. Karadan, evlerden denize akıtılmış. Onların yılların birikimi var. Onların artık deniz arıtma tesislerinin hem biyolojik hem kimyasal arıtmayla desteklenmesi ve Marmara Denizi'nin gerçekten hem olması gereken o canlıların, balık türlerinin, diğer canlıların, yosun dahil yaşamasına hem de insanların o denizi sağlıklı bir şekilde kullanmasına imkan tanımalıyız diye düşünüyorum. Bununla ilgili inancım devam edecektir. Çalışmalar da devam edecektir. Umarım işbirliği sayesinde çok kısa sürede, umulandan olması gerekenden çok daha kısa sürede Marmara Denizi denize girilir hale gelir. Biz de öyle umuyoruz. Peki Temmuz ayında çok yoğun çalışacağız dediniz, gündeme alacağız dediniz. Ağustos ayında da tatile çıkmayacağız dediniz. İmar planı çok gündeminizde. Tabii o toplantıda daha ayrıntılı bilgi vereceğim. Biz daha öncesi, bizden önceki süreçlerde yapılan imar planları 5 kez iptal edilmiş, mahkeme iptal etmiş. Dedik ki Büyükşehir Belediyesi en son 2015 yılında yapmış, o da iptal edilmiş. Ve bir çalışma yapalım dedik. Bu iptal gerekçeleri ortadan kaldırılsın. Bununla ilgili bütün ilgili kurumların görüşlerinin alınması gerekir diye
Çünkü onlar olmazsa, onların uygun gördüğü alanlar olmazsa planlar bir vatandaşımızın şikayeti sonucu iptal ediliyor. Dedi ki yeterince mağduriyet yaşanmış. Bir daha insanlarımız mağdur olmasın, mağduriyet sayısı artmasın. Onun için de biz bütün çalışmalarımızı yaptık ve planlarımızı Mudanya Belediyesi'nden, meclisimizden geçirerek Büyükşehir'e gönderdik. Büyükşehir uzun süre, bir yılı aşkın, iki yıla yakın süre bu planlara yapılan itirazları bakmadan, incelemeden, bırakın incelemeyi bakmadan geri iade etti. Ve sonradan bize ne zaman 17 Aralık 2021'de bize iade etti. Biz hemen çalışmamızı yaptık. 7 Ocak meclisinde de planlarımızı onaylayıp tekrar Büyükşehir'e gönderdik. Aradan bir 3 ay geçti. Büyükşehir Belediyesi daha önce iptal edilen planların aynısının da ötesinde iptal edilme gerekçelerini arttırarak yeni alanları imara açarak planları onaylayıp gönderdi. Şimdi biz arkadaşlarımız çalışıyor. Hem belediyemizin çalışan teknik arkadaşlarımız hem de imar komisyonundaki arkadaşlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Ve kısa sürede işte bu ay sonunda askı süresi çünkü askıya çıkmıştı. 5 Mayıs'ta 5 Haziran'da askı süresi doldu. Hemen çalışmalara başladı. Bu ay itirazların hepsi değerlendirilip Temmuz meclisine bir aksilik olmazsa, olağanüstü bir durum olmazsa Temmuz meclisinde planlarımız net bir şekilde konuşabileceğiz. Yani. Mudanya Belediye Meclisi'nden geçecek ve üstüne basa basa söylüyorum. Bir daha iptal edilmeyecek şekilde Mudanya Belediye Meclisi'nden geçecek Büyükşehir'e gönderilecek. İnşallah Mudanyalılar artık daha fazla mağduriyet yaşamaz bu konuda. Son olarak toplantı biraz gergin bitti. AK Partili vekiller toplantıyı terk etti. Konuya ilişkin ne söylersiniz? Yani tabii ki bu saygı meselesi. Kendine söz hakkını verdim. Cevap hakkımı cevaplayınca da ağırlığına gidiyor. Aslında burada bu toplantının yapılması başlı başına onların o bütün ön yargılarının, bütün iftiralarının, yalanlarının yüzlerine vurulmasıydı. Ben de bütün Mudanyalı hemşehrilerime, siz değerli basın mensuplarını buraya çağırarak gerçeği görün dedik. Dedik ya gerçekler acıdır. Gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır çok, gerçekten çok, dediğiniz gibi. Çok güzel de bir huyu vardır. Gün yüzüne çıkar. İşte o gerçekler de bugün gün yüzüne çıktı. Yalanlar, iftiralar, her türlü suçlamalar burada bugün gömüldü. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki ay bir sonraki mecliste inşallah. Görüşmek dileğiyle. Teşekkür ederim.